çalışmalarında ülke ve insanlık sorunlarına büyük bir ileri görüşlülük ve kararlılık ile yaklaşmıştır. O, gerektiği zamanlarda sorumluluğu üzerine almakta asla tereddüt etmemiş, olayların üzerine aklın, mantığın ve şartların gerektirdiği doğrultuda cesaretle giderek meseleleri çözmeyi bilmiştir. Atatürk'ün deyasını yansıtan liderlik özellikleri askeri yönüyle ortaya çıkmıştır. Onun bir askeri lider olarak yetişmesindeki en önemli unsurlar yetiştiği kültür çevresi ve yetiştiği dönemdeki siyasi, askeri ortam, gördüğü eğitim, katıldığı muharebeler ve muharebelerde elde ettiği deneyim ile kişisel özelliklerin askerlik mesleğiyle olan uyumluluğudur. Bir askeri deha olarak Atatürk güçlü, inançlı, kesin kararlı ve gerçekçi bir kişiliğe sahiptir. Atatürk'ün bir komutanın sahip olması gereken vasıflar konusunda ileri sürdüğü görüşler, onun askeri dehasının büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Ulu Önder'e göre bir karar almak için nasıl ki düşmanın ne düşündüğünü tahmin etmek gerektiyse, bir emir verilirken de emir veren kendini astın yerine koymalıdır. Türk milletinin büyük önderi, komutanlarının emirleri altına verilen milletin evladını, memleket vasıtalarını düşmana ve ölüme doğru sürerken düşünmeleri gereken tek noktanın milletin kendilerinden beklediği vatan görevini ateşle, süngüyle ve ölümle yerine getirerek sonuç almak olduğunu ifade etmiştir. Mustafa Kemal, toplumsal ve siyasi değişim ve gelişmelerin görüldüğü bir dönemde Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki önemli şehirlerinden biri olan Selanik'te dünyaya gelmiştir. Bu dönemdeki Balkan Türklüğünün verdiği mücadele çok yönlüdür. Çünkü tarihi hakları, kişisel ve toplumsal bütün değerleri tehdit altındadır. Osmanlı İmparatorluğu, içindeki bütün Türkler, devletlerinin yıkılmakta oluşan ızdırabını yaşarken, sınıra yakın yerlerdeki Türkler de ocaklarını, topraklarını yakın bir gelecekte kaybetmenin tehdidi altındadırlar. İşte Mustafa Kemal, yaşadığı toprakları kaybetme tehdidi altında bulunan böyle bir bölgede, yok olmamak için direnen bir topluluğa mensup olarak dünyaya gelmiştir. Mustafa Kemal'in yetiştiği dönem Türk milleti için bütün değerleriyle birlikte ölüm kalım sınırında yaşanılan bir tarih kesididir. Türk milletinin büyük önderi, gençlik yıllarında içinde bulunduğu sosyal ve siyasal ortamı çok iyi gözlemlemiş, Türk ve dünya tarihini öğrenerek bu ortamın çok iyi bir tahlilini yapmış, bu tahlilden dersler çıkararak yıkılmakta olan Osmanlı Devleti'nin çöküş sebeplerini ve kurtarılma yollarını düşünme fırsatı bulmuştur. Şüphesiz ki Mustafa Kemal'in askeri kişiliğinin şekillenmesinde Selanik askeri rüştiyesi ile Manastır askeri idaresindeki eğitiminin büyük etkileri olmuştur. O dönemlerde Manastır askeri idaresi 1897 Türk-Yunan Savaşı'nın gün gün yaşandığı dönemin sorunlarının düşünceleri ve davranışlarını şekillendirdiği, yıkıntıyı ve bölünmeyi tartışan, her gün yeni bir şeyler öğrenen genç insanların bulunduğu bir ortamdır. Mustafa Kemal, Manastır askeri idadesini bitirdikten sonra 1899-1902 tarihleri arasında İstanbul'da Harbiye Mektebi'ni, 1902-1905 tarihleri arasında ise Harp Akademisi'ni bitirmiştir. Bu askeri öğretim yuvaları o dönemin en iyi eğitim veren okullarıdır. O tarihlerde bu okullarda imparatorluğun çektiği sıkıntıları bilen, büyük hedeflere ulaşmak isteyen, sorumluluğunun bilincinde olan genç insanlar eğitim görmüş, böylece bu okullarda Türk milletinin ve Türk tarihinin altın bir kuşağı yetişmiştir. Bu okullarda yetişen altın kuşağın en büyük temsilcisi olan Mustafa Kemal, 1905 yılında Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra Şam'a tayin edilmiş, oradaki kurmaylık stajı esnasında kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile ülkenin kötü kaderini değiştirmeyi an içerek harekete geçmiştir. Büyük Önder o dönemlerde dava yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan önce bir Türk devleti çıkarmaktır. Hukukunu ve vatanını korumaya hazır olan bir ulus silahlanmalıdır ifadelerini kullanarak hasta adam olarak kabul eden Osmanlı Devleti ile ilgili teşhisini koymuştur. 1907 yılında stajını bitirdikten sonra 1911'de Trablusgarp, 1913'te Sofya, 1915'te Çanakkale, 1916'da Doğu Anadolu ve 1918'de Suriye'deki görevlerinde bilgi ve deneyiminin ışığında büyük askeri başarılarının altına imza atmıştır. Özellikle Suriye'de ve Arnavutluk'ta eşkıya takibi sırasında gösterdiği gayretleri,
31 Mart olayı sırasında büyük bir ordunun Selanik'ten İstanbul'a sevki esnasındaki uygulamaları, Trablusgarp Savaşı'nda uyguladığı gayri nizami harp yöntemi ve oradaki Arap aşiretlerini İtalyanlara karşı teşkilatlandırma çabaları onun askeri başarıları arasında yer alır. Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği kararlı tutumu ve inisiyatifi, Mustafa Kemal'in dünya çapında bir askeri deha olduğunun göstergesidir. Çanakkale Savaşı'nda düşmanın ilerleyişi karşısında gösterdiği kararlılık, Gelibolu Yarımadası'nın hakim noktasının geri çekilen Türk askerlerine size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir şeklindeki süngü hücumunu vererek zafere uzanan yolu açmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti'nin 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'nin ağır şartları altında silah arkadaşı Ali Fuat Cebaso'ya söylediği, artık milletin bundan sonra kendi haklarını ve kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar yol göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır sözü, Mustafa Kemal'in vatanın ve milletin kurtarılması yönündeki kararlılığın ifadesidir. Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki başarıları bilindiğinden, müfettişlik görevini en iyi şekilde yapabileceği düşünülmüş Osmanlı Genelkurmayı tarafından Samsun'a 9. Ordu Müfettişi göreviyle atanması ve böylece 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi başlamıştır. Ben 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım diyen Mustafa Kemal Paşa, milli mücadele faaliyetlerinde öngörü ve bilgisini büyük kitlelere aktararak milli bir ülke etrafında Anadolu halkını bütünleştirmeyi başarmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, bilinçli liderlerin ellerindeki tüm imkanları kullanarak bağlı bulundukları millete ışık tutup rehberlik etmeleri ve milletlerine kurtuluş yolunu göstermede önderlik etmeyi en büyük insanlık görevi saymaları gerektiğini vurgulamıştır. O, Türk milletinin kalbinden, vicdanından doğan ve ilham alan en köklü, en belirgin istek ve inancı belli olmuştu. Kurtuluş, bu kurtuluş feryadı Türk vatanının bütün ufuklarında yankılanmaktaydı. Artık bu isteği dile getirmek kolaydı sözleriyle Türk milletinin kurtarıcısı olmaya karar verdiğini göstermiştir. Türk milletinin acıları ruhunda büyük bir sorumluluk duygusu oluşturduğundan hiçbir engel onun bu mücadeleden bir an olsun geri çevirmemiştir. İşte bu yüzdendir ki Ulu Önder 8-9 Temmuz 1919 gecesi çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa ederek resmi sıfat ve yetkilerini bırakmış, sadece milletinin fedakarlığına ve gücüne güvenerek vatanın ve milletin kurtarılması görevine devam etme kararı almıştır. O, milletin egemenliğini vurgulamak ve milli mücadelenin yönünü belirlemek amacıyla 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum Kongresi'ni, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresi'ni toplamıştır. Son Osmanlı Meclisi 16 Mart 1920'de İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine, 18 Mart 1920'de İstanbul'da son toplantısını yapmış, 11 Nisan 1920'de de padişah tarafından feshedilmiştir. Mustafa Kemal'in büyük nutkunda kullandığı ben mevcilisi mebusanın İstanbul'a saldırıya uğrayacağını, dağılacağını kesin olarak bekliyordum. Böyle bir durum karşısında alacak tedbirleri kararlaştırmıştım. Hazırlığımız ve gerekli düzenlemelerimiz de başlamıştı. Ankara'da toplanmak ifadeleri, bu büyük insanın gelecekte ortaya çıkabilecek koşulları, vuku bulabilecek olayları önceden tahmin ederek ona göre davranma yeteneğine sahip üstün bir lider olduğunun göstergesidir. Mustafa Kemal yayımladığı bir bildiriyle Ankara'da yeni bir meclis toplanması için seçim yapılmasını istemiştir. Böylece millet egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Türk Milli Mücadelesi'nin fiili başkenti haline Ankara'da toplanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte ordu yeniden teşkilatlandırılmış, Kuvayi Milli adına verilen örgütlenme, düzenli ordunun kuruluşuna kadar önemli hizmetler vermiştir. Mustafa Kemal Paşa, kendisinin büyük askeri liderliği,
ordusunun ve milletin üstün çabaları sayesinde 10 Ocak 1921 tarihinde 1. İnönü, 1 Nisan 1921'de de 2. İnönü zaferine imza atmıştır. 10 Temmuz 1921'de başlayan Kütahya-Eskişehir muharebelerinin 15. gününde 25 Temmuz 1921 akşamı Mustafa Kemal Paşa bütün sorumluluğu üzerine alarak orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna geri çekmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun çekilmesini zorunlu kılan sebepleri açıklarken kullandığı ifadeler, bu büyük askeri deyanın attığı her adımı ve sonrasında olabileceklerini en ince ayrıntısına kadar düşündüğünün kanıtıdır. Bizim askerlik bakımından asıl görevimiz Yunan taarruzu karşısında kaldıkça bu taarruzu direnerek, uygun hareketler yaparak durdurup etkisiz bırakmak ve yeni orduyu kurmak için zaman kazanmak şeklinde özetlenebilir. Bu düşünceyle İsmet Paşa'ya şu direktifi vermiştim. Orduyu Eskişehir'in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toplamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmek yerindedir. Düşman hiç durmadan takip ederse hareket üstünde uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak. Herhalde beklemediği birçok güçlükle karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır. Askerliğin gereğini kararsızlığa düşmeden uygulayalım. Orduyu Sakarya'nın doğusuna çekip tüm sorumluluğu üzerine alan Mustafa Kemal Paşa, kamuoyunun ve TBMM'nin tepkilerine göğüs gererek büyük bir kararlılıkla hareket etmiştir. Onun bu stratejik kararı Sakarya zaferinin kazanılmasına zemin hazırlamıştır. 5 Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından geniş etkilerle başkomutanlık görevine getirilen Mustafa Kemal Paşa, orduya ve millete yayımladığı beyannamede ikna edici bir üslupla Türklerin tekrar ordu millet bütünleşmesi için de düşmana karşı mücadele etmeleri gerektiğini hatırlatmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın onayıyla 7-8 Ağustos 1921'de yayımlanan Tekalef-i Milli Emirleri ile halkın orduya yardım etmesi hükme bağlanmıştır. Tekalef-i Milli Emirleri ile halkın elinde bulunan her türlü mal ve eşyanın %40'ı ordu adına bedeli zaferden sonra ödenmek şartıyla alınmıştır. Halk bu çağrıya gönülden destek vermiştir. Kurtuluş Savaşı esnasında cephane, yiyecek, giyecek ve bunları taşınmasını sağlayacak araç ve gereçlerin temin edilmesine imkan veren Tekalef-i Milli Emirleri, milli mücadelenin kazanılmasında çok önemli rol oynamıştır. 13 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanması, ordu millet dayanışmasının en belirgin göstergesidir. Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği doğru ve isabetli kararlar sayesinde Türk ordusu düşman karşısında mükemmel savunma muharebeleri vererek onu yormuş, yıpratmış ve kesin sonuç alarak bir güce ulaştıktan sonra da taarruzla onu yok etmeye muvaffak olmuştur. Sakarya'da Türk ordusunun kazandığı zafer, milletin Mustafa Kemal Paşa'ya olan güveninin artmasına zemin hazırlamıştır. 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan büyük taarruz, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Türklerin ordu millet dayanışmasıyla zafere ulaştıkları tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Büyük önder, milli birlik ve beraberlik bilincini Türk milletinin ruhuna işlemesi sayesinde büyük taarruzu kazanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın planlayıp idare ettiği büyük taarruz, beklemeyi bilen, zamanı seçmekte usta olan, düşmanın uyguladığı psikolojik harp ve yanıltmayı başaran bir başkomutanın eseridir. Dahi başkomutan henüz büyük taarruz başlamadan önce harekatın takip edeceği seyri, Türk ordusunun her gün hangi noktada ulaşacağını, nerelerde muharebe vereceğini, Akdeniz sahillerine ne zaman ulaşacağını, düşman ordusunun akıbetini ayrıntılarıyla anlamış ve harita üzerinde tespit etmiş bulunuyordu. Taarruz için en uygun zamanı sabırla ve hazırlıklı bir şekilde beklemiş, kesin sonuç alınabilecek noktayı isabetle hesaplamıştır. Nitekim olayların cereyanı en küçük ayrıntısına varıncaya kadar bu büyük komutanın tahmini dairesinden çıkmamış, düşmanın direnişi konusunda ne hesap ettiyse onunla karşılaşmış, Türk ordusunun kabiliyeti hakkında ne düşündüyse o gerçekleştirmiştir. Büyük zaferden 2 yıl sonra, 30 Ağustos 1924'te Mustafa Kemal, Başkomutan Meydan Muharebesi'ni sevk ve idare ettiği Zafertepe'de büyük zaferin önemini şöyle ifade etmiştir. Hiç şüphe etmemelidir ki
Yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taşlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin edebi muhafızlarıdır. 30 Ağustos zaferi Mustafa Kemal Atatürk'e ordu ve halk içinde sonsuz bir güven ve itibar kazandırmış. Bu itibar ve güven ulu öndere ülkesini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmasını sağlayacak atılımları halka dayanarak halk için yapmak imkanını ve kuvvetini vermiştir. Atatürk'ün dehasını gösteren diğer bir liderlik özelliği devlet adamı yönüdür. Bir savaşı kazanmaktan çok, çok daha zor olan şey, savaşı kazandıktan sonraki dönemde sükuneti sağlamak ve barış için gerekli olan ortamı hazırlamaktır. Eğer bu koşullar sağlanamazsa, savaşta elde edilen zaferlerin meyveleri kaybolacaktır. Askeri deha olarak kendi savaş meydanlarında kanıtlayan Ulu Önder, büyük taarruzlu kazanmasından sonra Türk milletinin geleceğiyle ilgili aldığı kararlarda da üstün bir devlet adamı olduğunu göstermiştir. Büyük taarruzun kazanılması ve 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra 1920 tarihli Sevr Anlaşması manasını kaybettiğinden milletler arası yeni bir anlaşma yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple müttefikler Lozan'da yapılacak barış konferansına Ankara hükümetini ve İstanbul hükümetini aynı anda davet etmişlerdir. Padişahın kendi konumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi zararına kuvvetlendirebileceği ihtimalini ve 23 Nisan 1920'den beri millet egemenliğine dayanan bir yönetim var olduğu için artık saltanat makamının varlığına gerek kalmadığını düşünen Mustafa Kemal 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır. Türk milleti silahla kazandığı bağımsızlık savaşını 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması ile siyasi alanda da kabul ettirmiştir. Lozan Barış Anlaşması ile milli sınırlar içinde yeni bir Türk devletinin varlığı tüm dünyaca kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk askeri kahramanlıkla siyasi dehayı tek bir kişilikte birleştiren önderlerdendir. O hızla çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu'nun genç ve dinamik Türkiye Cumhuriyeti'ni meydana çıkarmak suretiyle yok edilmek istenen Türk milletine yepyeni bir hayat kazandırmıştır. Gerçek liderler başarabilme gücüne sahip tek kişi olma özelliklerine rağmen kazandıkları başarıları kendilerine mal etmezler. Kendilerini olağanüstü bir varlık olarak göstermezler. Her şeyin milletinin başardığına inanır. Onun mensubu olmakla gurur duyarlar. Mustafa Kemal Atatürk gerek Türkiye'nin kurtuluş ve kuruluşundaki önderliği gerekse ulusal kurtuluş çağını açan misyonuyla gerçek liderliğin en mükemmel örneklerinden biri olmuştur. Atatürk'ün yaşamı, kazandığı savaşlar, ortaya koyduğu ilkeler, yapmış olduğu devrimler ve yazdığı eserler incelendiğinde hemen her konuda çağının ilerisinde bir komutan ve devlet adamı gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Atatürk ilk düşündüğü şey ile uyguladığı ve son söylediği şey arasında çelişki olmayan, milletini hüsrana uğratmayan, kandırmayan, milletine verdiği sözü her zaman yerine getiren, tarihte hiçbir lidere kısmet olmayacak kadar büyük bir ileri görüşüne sahip olan bir komutan ve devlet adamıdır. O yapamayacağı şeyleri asla söylememiş, söylediklerinin hepsini de gerçekleştirmiştir. Bir liderin milletinin güvenini kazanmasının, kendini milletine sevdirebilmesinin en önemli koşulu da budur. Atatürk'ün muhakeme ve mantığındaki güçlülük, ona olayları derinlemesine bir tahlilden geçirebilme yeteneği kazandırmıştır. Bu durum Atatürk'ün üstün zekası dışında tarih şuuru içinde olgunlaşmış bulunan sağlam fikir yapısından ve ileri görüşünden kaynaklanmaktadır. Cumhuriyeti genç nesillere emanet ederken söylediği, bugün ulaştığımız sonuç asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığının eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir cümlesi. Ondaki bütün bir tarihi geçmişi veciz bir şekilde ortaya koyabilecek bir düşünce genişliğinin varlığını ispat etmektedir. Atatürk, Türk milletinin dünya üzerinde varlığını sürdürebilmesini, milli birliğini ve milli şuurunu kaybedilmemesinin sebebi de budur. Büyük Önder, Türk milletinin güçlü ve istikrarlı yaşayabilmesi için devletin tamamıyla milli bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin devletin iç teşkilatına tam olarak uyması gerektiğini önemli vurgulamıştır. Atatürk'ün milli siyaset ifadesinden kastettiği anlam, onun
yurtta barış, dünyada barış sözlerinde saklıdır. Yani milli sınırlar içerisinde kendi gücümüze dayanarak varlığımızı korumak, millet ve memleketin gerçek saadet ve refahına çalışmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirirken onlara milli şuurlarını ve benliklerini yok etmeye çalışan fikirlere karşı özveriyle mücadele etmenin gereğini öğretmek, milletimizi uzun emeller peşinde koşturup yorarak zarara sokmamak ve medeni dünyadan karşılıklı dostluk beklemektir. Sonuç olarak Atatürk'ün ileri görüşlülüğünde pekiştirdiği ve günümüz Türkiye'sine dair birçok dünya devletine ışık tutacak olan sözlerine baktığımızda büyük önder bir milletin başarısının mutlaka bütün milli güçlerin aynı yönde oluşması ile mümkün olduğunu, kendilerinin elde ettikleri başarının özellikle de son zaferlerin milletin kendi milli benliğinin farkına vararak güç birliği etmesinden ve ortak hareket etmesinden kaynaklandığını vurgulamış, Türk milletinin eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsa milli birlik ve beraberlik esnasında dayanıp yürümesi gerektiğini, başarının ancak bu şekilde kazanabileceğini tavsiye etmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ifadesiyle bu dünyadan göçerek Türk milletine veda edeceklerin çocuklarına, kendinden sonra yaşayacaklara son sözü bu olmalıdır. Benim Türk milletine, Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ödevlerim bitmemiştir. Siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü ineleyiniz. Bu sözler bir kişinin değil, Türk milleti duygusunun anlatımıdır. Bunu her Türk bir parola gibi kendisinden sonrakilere kesintisiz ineleyerek son nefesini verecektir. Her Türk'ün son nefesi, Türk milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun sonsuz olduğunu göstermelidir. Yüksek Türk, senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur. Arz edin. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız, laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil. Bilim ağrısın saçlarınızı, kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar. Mustafa Kemal'i anlamak, ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere tarih öğretmeni Halil İbrahim Sarı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamı, protokolün değerli üyeleri, kıymetli aksarlılar ve sevgili öğrenciler. Türk ulusunu bağımsızlığa kavuşturan, onu çağdaş uygarlığın ayrılmaz bir parçası gören ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran, adı ve eserleri sonsuza kadar yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 79. yılında tazim ve rahmetle anıyoruz. Büyük insanlar ölümsüzlüğe göç ederken etkileriyle, davranışlarıyla, fikir ve idealleriyle ölümsüz olurlar. 10 Kasımlar Atatürk'ün bize bıraktığı eserlerin zenginleştirilmesine ve yeni nesillere daha iyi anlatılmasına vesile olmaktadır. 10 Kasımların Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önem büyüktür. Uygarlık yolunda ilerlediğimiz 21. yüzyılda İleriyi görebilen ve daha ileriye gitmeyi amaçlayan yeni nesiller yetiştirmek, Mustafa Kemal gibi düşünebilmenin ilk adımıdır. Bu adımı atarken yeni neslin geçmişini iyi bilmesi ve özümsemesi gerekir. Bunun içindir ki her fert üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardaki başarılarıyla büyük asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı, görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik, uluslararası ilişkilerde güvenilirlik, barış ve insanseverlik değerleriyle evrensel bir kişidir. Aynı çağda yaşayan gerek kendi milletleri, gerekse dünya için endişe ve korku kaynağı olan bazı liderler bugün ya unutulmuş ya da kötü miraslarıyla anılır olmuştur. Atatürk ise sevgi ve saygı uyandırarak Türk milletini çağ ile tanıştırmaya gayret edip varlığını teminat altına almaya yönelmiştir. Böyle bir dünyada
O yabancı bir gazetecinin sorusuna ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim diye cevap vermiştir. Yalnız 10 Kasım'da değil, düşünce ufkumuzda Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar konuşulmalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedeflerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyebilmek, yani çağdaş medeniyeti yakalayıp aşabilmek, kendimizi çağdaş dönüşümlere göre yenileyebilmek, mücadelemizi Mustafa Kemal'in irade gücü, azmi, bağımsızlık aşkı, cesareti, disiplini ve kararlılığıyla gerçekleştirebilmekle mümkündür. Sevgili gençler, Atatürk gençlere çok güveniyordu. Gelecekte ülkenin yönetimini devralacak, geleceğimizi yönlendirecek, uygar ve saygın bir ulus olma bilincini daha da pekiştirecek gençler, Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve inkılapların ışığında ilerlemelidir. Biliniz ki sizler Atatürk'ün ilkeleri ışığında, onun çizdiği medeniyet ve çağdaşlık yolunda hiç yorulmadan yürümekle ona en büyük hediyeyi vermiş olacaksınız. Biliyorum ki sizler Atatürk'ün ümit ettiği o gençliksiniz. Onun izinden ayrılmadan ülkemizi her alanda başarıdan başarıya koşturacak olan sizlersiniz. Sevgili gençler, Atatürk'ü anlamak ve fikirlerini yol edinip çok çalışmak, ona duyulan saygı ve sevginin anlatılmasında son nokta olacaktır. Ufkunuzu geniş, hedefinizi büyük tutarsanız ancak o zaman onun hedeflerini gerçekleştirebilirsiniz. Atatürk gençliği bunu yapabilecek güç ve kabiliyete sahiptir. En büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk, çağını aşıp gelecek çağlara da ışık tutan bir insandır. Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden yücelten bir önderdir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşatılmasını hedeflemiştir. Bu inancını, benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır sözleriyle ifade etmiştir. Çağın lideri, yapıcı ve kurucu Atatürk, kalplerde ve gönüllerde olduğu kadar kafalarda yaşayan Atatürk'tür. İnsanlığa sevgi, insanlığa saygı, insanlığı bir bütün olarak değerlendirmek onun bağımsız ve insancıl politikasının özüdür. Atatürk gibi insanlar bir kuşak için doğmadıkları gibi bir devre içinde doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerinin tarihinde hüküm sürecek insanlardır. Asırların pek nadir olarak yetiştirdiği dahilerden olan Atatürk'ü hayata veda edişinin 79. yılında rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Pakistan Devlet Başkanlarından Eyüp Han, Atatürk için Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük liderlerinden biri değildir. Biz Pakistan'da onu gelmiş geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. O yalnız sizin ulusunuzun sevgili önderi değildir. Dünyadaki bütün Müslümanlar gözlerini sevgi ve hayranlık duygularıyla ona çevirmişlerdir der. Sarı yapraklarını döküyordu ağaçlar. O gün bir garip güneş doğuyordu. Sonra birden duruverdi zaman. Kulak kesildi ağaçlar, taşlar. Seyhan nehrine baktım, için için ağlıyordu. Bir korkulu rüzgar esiyordu. Karanlık sarmıştı dört bir yanı. Susuyordu insanlar, susuyordu taş köprü. Ağlıyordu herkes. Ağlıyordu zaman. Şimdi de Zeynep Gül'ün Öngörmesteki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu Atatürk'ün Bir Saati Vardı isimli oratoryoyu izliyoruz.
1918 teşkilinlerinde. Gün gelmiş, kalkmaz olmuş o çökme bilmeyen diz. Yılların uğursuzu 1918. Ne devlet var ortada, ne ordu var, ne umut. Bir gemi kara haber getiriyor her bulut. Çınara her kökünden ayrı bir kurt düşüyor. Köşe köşe, ay ve ay, gün ve gün yurt düşüyor. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum, yanmış yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum, gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç, koşuyor zaferden zafere. Sure.
ve kanlı bankerler pazarında, memleketi alamana satanlar, ölülerin üzerine yan gelip yatanlar düştüler can kaygısına. Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azılı düvellerle dövüşüyordu fakat dövüşüyordu. Köle olmamak için iki kat. İki kat soyulmamak için. Ateşi ve ihaneti gördük. Murat Nehri, Çölük Dağları ve Fırat, Yeşil Irmak, Kızıl Irmak, Gültepe, Kilpeş Oraması. Gördük uzun dişli İngiliz'i. Ve Aksu'yla Göksu. Karagöl'le Söğüt Gölü. Ve gümüş basamaklı türbesinde yatan büyük aşık ölü, şapkası horoz tüylü İtalyan'ı gördü. Ve Çukurova kıyasıya düştük. Uçurumlar, yamaçlar, dağlar kıyasıya. Ve Seyhan, ve Ceyhan, ve kara gözlü yörük kızı gördüm mavi üniformalı Fransızı. Ve devam ettik ateşi ve ihaneti görmekte. Dayandık Teryan'da, dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık, dayandık Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da. Kağnılar gidiyordu. Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzaktı ki sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişemeyecekti. Kağnılar gidiyordu Koca Tepe'den Afyon'a doğru. Az ötede Mustafa Kemal'in çadırı gecede bir gümüş ehram gibi parıldar. Kapısında bir nöbetçi kulak vermiş içeridekilere dinliyor. Silah sesleri duyar gibi ürperiyor yağız teni. Kulakları pusuda bir kaplan gibi dikilmiş, düşünüyor büyük taarruzun neticesini. Mustafa Kemal'i gördüm. Bir şeyler süzüldü ışık ışık içime. Daha dağ, daha kaleyim. Bir başlasın top sesleri hele. Afyon'a girmezsek iki saatte
öleyim diyor. Mustafa Kemal'in mangasında korkudan eser yok. Günlerdir yarı aç, yarı tok, bir kaşık tuzu bulunsun diye vatan macerasında, paşalar paşanın kumandasında, zaferden zafere koşuyor. Öyle bir savaştı bu inkılap yılları. Sonunda ya var olmak ya ölmek mukadderdi. Gazi bir kartal gibi üstüne kanat gerdi. Ve Türk bir mucize ile durdurdu akınları. Asırlardır koca şark beklerdi bir ihtilal. Bugünün rüyasıyla avuttu azabını. Bir milletin toplayıp bütün ıstırabını bir ihtilal halinde doğdu Mustafa Kemal. Ardından yenilikler, hamleler, inkılaplar. Meşakkatin o çetin zevkini tada tada. Kürsüde, fabrikada, kışlada, tarlada, sınıfta, halkevinde, satyında. İstiyor yılmadan, yorulmadan, bıkmadan çalışan, büyük mesut günlere hazırlanan bir millet. İyi ne varsa yapan, kötü ne varsa yıkan, büyük asil bir millet, güzel büyük bir vatan. Hıttı hırlandı, hıttı hırlandı, hıttı hırlandı, hıttı hırlandı, hıttı hırlandı, hıttı hırlandı.